İş bilenin kılıç kuşananın. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu atasözüne atıfta bulunarak attı bugünün manşetini. AK Partili belediye başkanlarıyla buluştu Erdoğan. Tavsiyelerini sıralarken CHP'li belediyeleri de işaret etti. Aynı yanlışa düşmeyin diyerek. İstanbul örneğini verdi. Şehir çöp dağlarıyla adeta bir rezillik içinde dedi. Şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. İş bilenin, kılıç kuşananın. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da AK Partili belediye başkanlarıyla buluştu. Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar Yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah bizdik. Ama şimdi bakın ne hale geldi. Erdoğan 31 Mart seçimlerini hatırlattı. Seçmene uçuk vaatlerde bulunanların durumu ortada dedi. Toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle şu anda gündem oluyor. Ne demiştik biz yola çıkarken? İstanbul'u özellikle söylüyorum. Çöp, çamur ve çukur. Bazı şehirlerimizde yeniden insanımızın kabusu oldu bunlar. Cumhurbaşkanı AK Parti'den CHP'ye geçen bazı belediyelerde çalışanların mağdur edildiğini hatırlattı. İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz. Seçimlerde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler, göreve geldikten sonra binlerce insanımızı işinden, aşından etti. Bay Kemal bu sözleri vermemiş miydi? Belediye başkanlarına AK Parti'nin 11 maddelik manifestosunu hatırlattı, hizmetlerde kesinlikle ayrımcılık yapmayın dedi ve ekledi. Şov yapmak, medyada gündem olmak yerine eserlerimize, projelerimize, milletimizin gönlünü kazanmanın peşinde koşacağız. Cumhurbaşkanının son sözleri ise AK Parti'nin hiçbir tehdide, şantaja boyun eğmediği yönünde oldu. Defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık. Ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik. Bu uzun yolculukta sabırla yürüyenler olduğu gibi elbette nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler, yolunu şaşıranlar da oldu.